yabani pirincimi alıyorum. Tenceremin içine koyuyorum. Bir parça tuz, bir parça karabiber atıyorum. Soğuk suyla başlayacağım. Güzel aroma versin diye bir parça da kekik atacağım içine, taze kekiklerden. Suyumu koyuyorum. Ne kadar çok su koyduğunuz önemli değil ama yabani pirinçlerin üstüne kadar gelsin. Önce yüksek ateşte başlıyorum. Daha sonra kaynamaya başlayınca altını kısacağım. En sonunda süzeceğim. Eğer suyunuz buharlaşırsa, suyunuz biterse hiç merak etmeyin. Tekrar su ekleyin. Devam edebilirsiniz. Pişene kadar arada sırada tadına bakacağız. Ne zaman yumuşarsa, al dente kıvamına gelirse alacağız. İkinci işlemimiz enginar ile. Enginarları biraz daha farklı pişireceğiz bugün. Küçük diskler halinde keseceğiz. Ve portakal ve limon suyunun içinde pişireceğiz. Yine mandolinimi kullanıyorum. Bıçağınızı da kullanabilirsiniz. Yine soğuk bir tenceremi alıyorum. Biz bunlara kaserol diyoruz mutfaklarda. İçine atıyorum. Portakalı kesiyorum. İçine sıkıyorum. Bir parça tuz. Bir parça da karabiber. Üzerine çok az da su ilave edeceğim ama çok fazla su ilave etmeyin. Eğer su ilave etmezseniz portakalla limon suyu pişirince buharlaşacağı için çekecek. Hafif böyle bir şurup kıvamına gelecek. Ben o tatlılığı da istemiyorum. Onu kırmak için bir parça da su ilave ediyorum. Üstünü geçecek kadar altını açayım. Şu yabani pirinçlere bir bakalım bu arada. Yavaş yavaş suyu ısınmaya başladı. Yabani pirinçlerim yumuşayıp enginarların da al dente kıvama gelince balığımı pişirmeye başlayabilirim. Yabani pirinçlerimizi alalım, süzelim. Gelelim yemeğimizin as solisti olan balıklara. İçi üzerine şöyle hafif sıkıştırıp elinizle, çok fazla da baskı yapmadan çizgiler çizin. Çok derine inmeden, aşağıya inmeden. Balığınızı tavaya koymadan önce mutlaka şöyle bir kağıt peçete yardımıyla kurulayın. Tavamızın altını açalım. Yüksek ateşe getiriyorum. Zeytinyağı kullanıyorum. Balıkları pişirirken daima zeytinyağı kullanıyorum. Zar kadar koyuyorum. Balığımız tavaya girmeden önce çok az tuz ve karabiber gerekiyor. Her iki tarafını tuzluyorum. Ama sadece arka tarafını karabiberliyorum. Şimdi hafif hafif dumanlar çıkmaya başladı. Altını kapatıyorum, kısıyorum, kısık ateşe alıyorum. Belki de en önemli şeylerden bir tanesi balık pişirirken. Koyduğumda üzerine hafifçe bir baskı uygulayacağım. Çok fazla değil. Çünkü büzüşmesini engellemek istiyorum. Koyuyorum ve şöyle tutuyorum. Fazla bastırmıyorum. Asla çok fazla bastırmıyorum. Hep şu dumanı görmek istiyorum. Hafif dumanın çıkmasını istiyorum. Yaklaşık lütfen 1-1,5 dakika boyunca balığınızla hiç oynamayın. Kıtır tarafını yaklaşık 1,5-2 dakika pişiriyorsak, arkadaki etli tarafını, çıplak tarafını yarım dakika kadar pişiriyoruz ki suyu içinde kalsın. Yanlarından, hafif yanlarından bir sarılaşma, o karamelizasyonu görmeye başladım. Bu biraz olduğunun sinyallerini veriyor bana. Şöyle bir bakıyorum. Birazcık daha var, bir parça daha var. Tahmin ediyorum oldu. Bir şöyle arkasına çok narince çeviriyorum. Çok güzel bir rengi var, muazzam bir rengi var. Balığın bir tombik tarafı var, bir de daha alt tarafları var ki daha kısa. Şimdi benim için balığı pişirmek için özellikle bu tombik tarafını daha fazla pişirmem lazım. Onun için tavamın sonuna doğru yaklaştırıyorum ve orada şöyle birazcık yağımı kaldırıyorum ki hafif yağın içinde alt tarafa gelmeden üst tarafları pişsin. Balığım oldu, tam istediğim kıvama, renge geldi. Şöyle balığımı tavadan alalım. Hep narin davranıyoruz balık pişirirken.
Şu yabani pirincin üzerine en son birazcık daha zeytinyağı koyuyorum. Şöyle altını bir açıyorum. Sadece ısıtıyorum. Disklerimi tabağın aşağısına yerleştiriyorum. Üzerine yabani pirincimi koyuyorum. En üstte de balığımı yerleştiriyorum. Biraz tabağımı süsleyeceğim. Biraz da ekşilik katalım. Çok az da nar ekşisi kullanalım. Nar ekşisi gerçekten yemekleri güzelleştirmek adına, aynı zamanda da lezzet katmak adına muazzam.